Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Nedim Yıldız, kanalıma hoş geldiniz. Bugün İcir bahçesine böyle koyun gübresi aldık. İki romork, gel oğlum göster. İki traktörle gideceğiz. Biraz olduğu yer çok yokuş, bir yamaç bir yer. Yamaç olduğu için 240 büyük olan romork taktık. Orada ufak romorka aktaracağız. Ama ondan sonra bahçenin içinde de yamaç olduğu için dört çekerle de içine gezeceğiz arkadaşlar. O şeyi de boşaltacağız. Bunun ipi hazır ya, şurada buradan bağlarız. Dört çekerin mazotu koyduk. Şimdi 240 mazot koyacağız. Bir dahaki yılın incir için başlandı artık arkadaşlar çalışmalara. İncir yetiştiriciliği böyle bir şey. Yani bir yıl önceden başlarsın çalışmaya ve bir yılın karşılığında artık hava şartları uygun giderse, en önemlisi o. Hava şartları uygun giderse hakkını alırsın. Hava şartları uygun gitmezse hakkını alamazsın. İncir üreticiliği bu şekilde arkadaşlar. Şimdiden şu anda Kasım ayındayız. Kasım ayından artık başladık. İncir bahçesine gidip gelmeye bir yıl boyunca böyle gideriz geliriz. İşçilik yaparız. 100 liralık mazot almıştım. Yeter bu ya. Kılıflarını takacağım da. Bakın kılıflarını takacağım. İki traktörün de kılıfları var. Ama takacağız bakalım boşluk olsa. Ben iki tane bıçak aldım. Kırtırlığı mı aldın? Güzel. Ha, şeye koyarım da. Bunları koyayım içeri. Şimdi çuvalları bağlayacağız. Koyun gübresinin çuvalın tanesini 18 liradan anlaştık. 18 liradan aldık. Böyle böyle bağlayalım ki düşmesin giderken. Az yapmayın çuvallar, bek çürüktür. Taklar. Pazar günü yağmur gösteriyor. İnşallah yağar ya. Yarın olmazsa da üstünden bir şey yap. Zülveni mi? Pazar günü yağmur yağsa çok güzel olacak. Üzerinin dokuzluğuyla gezeceğiz. Aslında pulukla gezdik, daha güzel olur da. Olan yer yamaç. Yamaç olduğu için. Şimdi gideceksiniz, siz de göreceksiniz. Dokuzluğuyla kapatı verelim. Büyüğü de bağlayayım ki. Büyük sırada aynı yolda duracak, bromuk. Ötekini de gezeceğiz içeriye. Geldim evine. Son ipimiz. İp valla bu kadar kaldı ya. Baya uzun ip aldığımız iyi olmuş evine. Yüksek ya. Nasıl? Bu kadar kaldı ip. Yo, cıra geçelim. Daha yeni çalışacak traktör. Arkadaşlar böyle aşağı yukarı tam 90 tane çuval var. Artık kuvvet biraz olduğumuz yer kuvvetsiz bir ağaçlar. Birer çuval vermeyi planlıyoruz. Kuvvetli ağaçlara da yarımşar çuval vermeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Evet, yol serbest. Bizim bahçe yoluna ayrılan yol ayırmaya geldik arkadaşlar. Şurada şöyle seri birle vuruyorum. Herhalde çıkacaktır. Şöyle duralım. İşte doğalı bu. Şöyle aşağıya doğru yamaç bir yer. Böyle 240 burada çalışmaz. Ondan başakla yapacağız. 4x4'le. Eşim çözmeye başlamış. Bunu bir yere koyacağız ama. Şuraya giriverelim ya. Şöyle. Thank you.
sel akmış. Önemli olan koyun gübresi içinde bir karışım olmaması arkadaşlar. Büyükbaş hayvan gübresi olmaması lazım içinde. Şu anda görünüşe göre komple koyun gübresi. Şu anda sorun yok. Bunları ben sonra şey yapacağım. Yarın daha doğrusu 9'u da kapatacağım. Büyük ağaçlara bir çuval dökeceğiz. Çünkü biraz bayağı bir zayıf arkadaşlar. Ufak ağaçlara da böyle ağaçlara da yarım, yani bir çuvalı ikiye paylaştıracağız. Ben bunları yarın nasip olursa 9 ile kapatacağım. Pulluk sokmak istemiyorum. Pulluk olsa daha güzel kapatır da. Yere pulluk sokmak istiyorum. Bunu da göstereyim. Eğer tamam, koyun gübresinin gerçekten incir ağacına çok faydası var. Koyun gübresi çok sever incir ağacı. Ama büyükbaş hayvan gübresi, inek, dana gibi büyükbaş hayvan gübresini sevmez arkadaşlar. Hemen ağaç bozulur. Akıtırsa akıtır. İnciri karalaşır, rengi kararır. Yani büyükbaş hayvan gübresi sevmez incir ağacı. Onun yerine koyun gübresi, keçi gübresini çok sever. Tavuk gübresini de sever ama çok katmamak kaydıyla. Ama bizim burada tavuk gübresi atan yok. Ama koyun gübresi aşağı yukarı 2 yıldır, 3 yıldır bayağı bir yaygınlaştı. Biraz gübre fiyatları da yüksek olduğundan da yaygınlaşma olur. Ama sonuçta organik gübre, doğal gübre. Biz şimdiden başlıyoruz. Daha sonra bunlara ne yaparız? Budama işleri olur. Daha bu ağacı mesela budama ihtiyacı yok ama bu bahçede yok mesela budama ihtiyaç. Diğer bahçelerde budama işleri olur. Bir ufak römorku bitirdik. İkinci ufak römorku. Gübrede gübreymiş hem arkadaşlar. İnek gübresi, toprak, karışım yok. Adam aldığı para helalmiş valla. Şimdi şuralara gittik. Hep bunları döktük. Görünüyordur belki. Şöyle artık bu tarafa doğru gidiyoruz. Hep az kaldı. Büyük romuktan bir romuk daha getireceğiz. Bir yanını döküyor, işini döküyor orada. Sonra bitirdik. Hepsini döktük, hazırladık arkadaşlar. Bunları artık kapatacağım ben. Romorkun içindekileri bitirdik. Hemen az, yani 90 çuvaldan 14 çuval kalmış. 14 çuval arttı. Onu diğer traktörle yolladık. Bunda boş çuvallar kaldı. Diğerinde yol kenarındaki bizim diğer bahçemiz var. Oraya yarımşar çuval paylaştıracağız. Orası biraz da kuvvetli. Oraya bu kadar çok dökmemize gerek yok. Burası biraz kuvvetsiz bir yer olduğu için buraya bol bol rahatlıkla fazla dökmeyi düşündük. Bakalım hayırlısı. İnşallah verimi güzel olur. Ne diyelim.
İnşallah kalitesi güzel olur. Burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Küçük bir sizden bir ricam. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun. Bay bay.